Avrupa'da deprem etkisi oluşturan at eti skandalının ardından işlenmiş gıdalar üzerinde DNA testi yapılmasına karar verildi. Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü yaptığı öneri üye ülkeler tarafından kabul edildi. Avrupa genelinde yaklaşık 2250 test yapılması öngörülüyor. Amaç gıdaların denetlenmesiyle durum tespiti yapmak. Testlerin bir ay süre zarfında yapılması beklenirken sonuçlar Nisan ayı ortalarında açıklanacak. Bunun yanı sıra at eti testleri kapsamında gıda ürünlerinde insan sağlığı için zararlı olan fenilbutazon maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılacak. Böylece 50 ton et kontrolden geçirilecek. Skandal geçtiğimiz hafta İngiltere'de ortaya çıkarak birçok ülkeye yayıldı.